Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir kuruluş Osmanlı analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Osman Bey İmran Tekin'in toparlamaya çalıştığı Büyük Haçlı ordusunu kademe kademe yok etmeye devam ediyor. Aslında bu İmran Tekin meselesi de bir hayli uzadı. Hazır obaya da yerleşmişken burada tekfurlar ile olan mücadeleyi başlatsalar ne hikayeler çıkar aslında ama neden bu İmran Tekin meselesini uzattılar anlamadım. Yakın bir zamanda İmran Tegin'in işinin biteceğini düşünüyorum çünkü reytingleri yükseltmek için son iki bölümdür uğraşmaya başladılar ve kısmen de yükselmeye başladı. Yeni ve karizmatik düşmanlar lazım aynı Nikola gibi. Aynı şekilde Olifera meselesi de çok uzatıldı. Onu da artık nihayete erdirmeleri lazım. Büyük ihtimal ile de yakın bir zamanda bu meseleyi de kapatacaklar. Çünkü Olifera Yunus Emre'ye İslam'ı öğrenmek istediğini söyledi. Holifir'e yakına Müslüman olacak ve Orhan ile arasında elçi haricinde hiçbir engel kalmayacak. Ayça ilginç işlere girişmeye başladı. Bu daha başlangıç daha büyük olaylar da çıkartabilir. Bu Ayça sanılandan çok daha tehlikeli biri. Son zamanlarda gördüğü elleri kanlı, kendi hayalete aslında geçmişi. Tacetti Noya'nın çok etkili ve sinsi kadın bir suikastçısı olduğundan hep bahsedilmişti. Ama o suikastçı hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Yenişehir'de Yakup Bey'i de o suikastçı vurdu ve yakalanmamıştı. İşte o Taceddin Noyan'ın ajanı ve suikastçısı bence Ayça. Elleri kanlı çünkü kocasını o öldürdü ve kocasının obasının yok olmasını o sağladı. Geçmişi Ayça'yı bırakmıyor. Elçim ile Orhan'ın düğününü iptal edecek kişi de o olacak. Düğünü iptal edebilmek için önce Gazi'yi öldürmeye çalıştı ama bunu başaramayacak. Daha sonra Gündüz Bey'i de öldürebilir. Büyük ihtimalle öyle de olacak ve Gündüz Bey'i öldürdüğünde bu düğün iptal olacak. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.